olayı yaşayan Selim E. Yerel gazeteci. Kaynak kişisel günlüğü. 19 Nisan 1999 Pazartesi. Çok fazla sorun var. Bu aralar hayatımın pek de iyi gittiğini söyleyemeyeceğim. Yalnızlığım zaten ayrı bir konu. Kendimden bile kaçıyorum. Patronla aramızdaki ego problemlerini saymıyorum bile. Tüm bunların ötesinde Beni rahatsız eden başka bir şey daha var. Bu tutmaya başlıyorum çünkü içimden bir ses, daha sonra bunu bir şekilde insanlarla paylaşmam gerekebileceğini söylüyor. Gazeteci sezgisi diyelim, hatta belki bir yazı dizisi bile olabilir, kim bilir. Her şey tam bir hafta önce, geçen pazartesi başladı. Sabah yüzümü yıkamaya gittiğimde aynamda, boydan boya üç çatlak görmemle irkilmem bir oldu. Saçmalığın daniskası diye düşünüp akşama yenisiyle eve döndüm. Sonuç bir hafta içinde tamamen kendi başına kırılan üç lanet olası ayna. Hala anlam veremediğim bu olay için bu akşam eve tanıdık bir mimar arkadaşımı ve bir tesisatçı getiriyorum. Bu olanların abuk bir teknik açıklaması olduğuna eminim. Bunu daha önce yapmam gerekirdi belki. Özellikle de son aynaya onca parayı bayılmadan önce. Ne diyeceklerini merak ediyorum. Akşamı beklemek zor olacak. Aynı gün saat 19.30 çalışma odasındayım. İş çıkışı Mimar Kaya Bey ile gelip uzun uzun keşif yapmıştık. Ondan yarım saat sonra gelen tesisatçıyı da 10 dakika önce yolcu ettim. İkisi de duruma bir anlam veremediler. Herhangi bir ısısal problem, basınç ve buna benzer teknik saçmalıklarla bir alakasının olmadığını söylediler. Hatta Kayayla işin ruhsal boyutuyla ilgili epey gırgır da yaptık. Fakat bu evde yaşayan benim ve havanın iyice karardığı şu saatte tek başına masamda oturmuş günlüğümü yazarken bu konu bana hiç de komik gelmiyor. Bir şey daha var. Bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama bir süredir etrafımdaki insanlar da bana oldukça tuhaf davranmaya başladılar. Önce hizmetlimiz Niyazi Bey, ardından ofis arkadaşlarımdan ikisi, müdürümüz Necmi Bey, bugün akşama doğru çıkmaya hazırlanırken gelen Kaya. Nasıl yazabilirim bilmiyorum gerçekten ama sanki hepsiyle ilk göz göze gelişimizde bir irkilmeye uğruyorlar gibi.'' saniyenin yarısı kadar bir zaman içinde yüzleri geriliyor, gözleri yuvalarından fırlıyor, sonra toparlıyorlar. Sorduğumdaysa hep aynı şeyi söylüyorlar. Bir an başım döndü. Kuruntu yapmak istemiyorum ama bu da oldukça tuhaf geliyor. Odasına girdiğim esnada başı dönen müdür yerleri paspaslamaya geldiğinde bir anlık gözü kararan hademe, uykusuzluktan hayal gören ofis arkadaşları Hepsi de bana mı denk gelmiş dersiniz? Neyse biraz televizyon izlemekte fayda var. Haberlerin sonunu yakalayabilirim umarım. 20 Nisan Salı Saat gece 4 Banyomdan gelen seslere uyandım. Gıcırdama, çiziktirme gibi. İç gıcıklayıcı bir ses. Ve tahmin edin içeri girdiğimde neyle karşılaştım? Yüzlerce, belki binlerce çatlağa bölünmüş bir kısmı lavaboya dökülmüş bir ayna enkazı daha. Evin bütün ışıkları açık. Bu gece bir daha uyumam imkansız. Ama yazmak da istemiyorum. Allah kahretsin. Ne haltlar dönüyor. O sesi birkaç gece önce de duyduğuma yemin edebilirim. Uyku sersemliğiyle yeterince önemsemediğim ve sabahına yine parçalanmış bir ayna ile uyandığım gece. 20 Nisan Salı Saat 12 Sabah korku, lanet okumu arası bir duyguyla paramparça olmuş aynayı ve lavaboya saçılmış kalıntılarını bir poşete doldurup çöpe fırlattım. Düşünüyorum da banyomda bir ayna olmadan da yaşayabilirim. Bir süre yenisini almayacağım. Ayna kırılması, çatlaması, bu konuda biraz araştırma yapmak için bu akşam kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Neler döndüğünü öğrenmem gerek. Ben inançlı bir insanım batıla değil ama kendi inancımın mitlerine inancım var. Eğer bu işin cevabını bulacaksam bunların arasında olduğuna inanıyorum. Saat 20.30 Halk Kütüphanesi. Neyi önce yazacağıma karar veremiyorum. Önemsiz olandan başlamak gerekirse bulabildiğim şeylerin çoğu zırvadan ibaret. Şu uğursuzluk meselesi falan. Ama dedim ya ben batıla inanmam. Kur'an'da Malum ayetlerde bununla ilgili bir şeye rastlamadım. Ancak ben hala bu işin cevabının oralarda olduğunu düşünüyorum. İsimlerini ya da onlara nasıl hitap edildiğini yazmak istemiyorum. Sanırım beni anladın sevgili okuyucum. Ve asıl beni tamamen gelen olay aradığımı bulamamak değil. Nereden baksan 8-10 senelik ahbaplığım olan kütüphane sorumlusu Selahattin Bey'in Kapıda ilk girdiğim sırada yüzüme attığı bakıştı. Gene aynı şok ifadesi, aynı toparlanma çabası. Bu sefer sormadım neyin var diye. İkimiz de sanki farkında değilmişiz gibi davrandık. Ben kimliğimi bıraktım. O beni enişten haliyle selamladı, elimi sıktı. Bu kadar gariplik fazla. Bu işin peşinden gideceğim ve siz, siz de benimle beraber geleceksiniz. Kütüphanede biraz daha kalmaya karar verdim. Kontrol etmem gereken pek çok kitap var. 21 Nisan 1999 Çarşamba Saat gece bir oturma odasındayım. Çorbacıda bir şeyler atıştırdım. Aynasız banyonda duş aldım. Ve bu gecenin sonunda elde ettiğim bilgileri paylaşmak için günlüğümü elime aldım. Sonraki araştırmalarım nispeten daha iyi sonuçlar verdi diyebilirim. Aynaların başka boyutlara açılan kapılar olduğuna dair şeyler okudum. Uğursuzluk safsatasından daha ciddiye alınması gereken bir konumu bilmiyorum ama bu boyut meselesi tam da benim kafamda kurduğum senaryoyla alakalı. Gerçekleşmesini kesinlikle istemediğim ve muhtemelen evimi taşımamı gerektirecek olan senaryo. Bir başka kaynak, bir dergi, aynaların doğru açıyla izlendiğinde gördüğümüzden fazlasını göstereceğini yazmış. Bir takım teoriler var, pratik uygulamalar var, öneriler var. Bunları denemeye karar verdim. Yarın yeni bir ayna alıyorum. Eğer bu bir tür boyutlar arası şakaysa biz de oyunu kurallarına göre oynayalım. Bu gece uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Televizyonu açıp kolda uzanacağım. Belki sızar kalırım. 21 Nisan 1999 Çarşamba saat 8.30 Bunu yazmak için öğleni bekleyemezdim. Holdeki aynamda 3 çatlak var. Banyodakinin ilk seferde başına gelenin aynası. Bugün banyoya alacağım yeni ayna haricindeki tüm aynaları, yansıtıcı eşyaları atmayı ya da üzerlerini örtmeyi düşünüyorum. Bir şey ciddi anlamda benimle uğraşıyor ve ben sanırım İlk kez gerçekten korkmaya başladığımı hissediyorum. Saat 18. Öğle arasını müdürün odasında geçirdim. Aramızdaki sıkıntılardan ötürü ikimizin de çok yıprandığını düşündüğünü ve buna artık bir son vermemiz gerektiğini söyledi. Aslında yaptıklarından sonra bu gazetenin vazgeçilmez olan tek ismi olarak o kadar çabuk teslim olmamam gerekirdi. Fakat başımdaki... Sadece sizin bildiğiniz başka belalar sebebiyle alttan aldım ve kendisiyle anlaşmış göründüm. Bunun karşılığında bana önümüzdeki ay zam sözü verdi. Aynaların parasını çıkardım diyelim. Yeni aynamı banyo duvarına yerleştirdim. Bu gece belki de hayatımın olayına tanıklık etmesi için Hitachi marka kameramı klozet sifonunun üzerine koyup güzelce destekledim yatmadan önce buraya gelip kaydı başlatacak ve ertesi sabah lanetli evimde neler olup bittiğini gözlerimle göreceğim. Şimdi izninizle bu akşam haberleri dinlemek istiyorum. 22 Nisan Saat 10.30 Ofis Bu gerçekten bir şaka. Sabah kalktığımda sağlam aynayı görünce az çok koltayı boşa salladığımı hissetmiştim ama bütün kaset boyunca Yarı karanlık bir banyoyu izlemek oldukça sıkıntı verici oldu. İki saattir sadece kayıtla oyalanıyorum ve gözüme çarpan tek farklılık kayda başladıktan yaklaşık dört saat sonra. 3.13'de bir an için görünüşün bulanıklaşması oldu. Kamera altındaki desteklerden birini yerde bulmamın açıklaması kaymış olmalı. Artık işime yoğunlaşmalıyım karısına şiddet uygulayan bir adamı sür manşet verip rezil etmem gerekiyor. Saat 22.30 oturma odasındayım. Bu sabaha normal uyanmış olmak biraz olsun içimi rahatlattı ki ben de yazmayı bu saate kadar erteleyebildim. Bu gece gene kayıttayım. Elimde yeterince kaset var. Eğer böyle videoya alındığını hissedince bu gariplikler gerçekleşmeyecekse hayatımın sonuna kadar kayıt yapabilirim. Saat 23.40. Kaydı birkaç saniye önce başlattım bu arada. Bunu yazdığım için belki de sonra kendimden utanacağım ama sanki az ihtiyacımı giderip kamerayı ayarladıktan sonra banyodan çıkarken kafamı çevirdiğim an göz ucuyla aynada günlüğün bu kısmı karalanmış. Karalanmamış kısmından devam ediyorum. Tamam tamam. Bu çok aptalca olacak kendimi mızmız bir çocuk gibi hissetmeye başladım. Bakalım dostumuz bu gece nelere şahit olacak. 23 Nisan saat 14.30 Bugün bayram ve birilerinin haber için çekim ve röportaj yapması gerekiyordu. O kişilerden bir tanesi de ben oluyorum tabi. Tamamen aklımdan çıktığına inanabiliyor musunuz? Ofise ancak geldim. Ayna sağlam. Ancak bu sefer de kamerayı yerde unuttum. Bereket kaydı devam etmiş. Daha sağlam bir destek uygulamam lazım. Bombeli sifonun üzerinde fazla dengesiz duruyor. Ayaklık ayarlamaya çalışacağım. Kaydı ancak akşam izleyebilirim diye düşünüyorum. Saat 19.30. Kaydı izledim. Kameranın kayıp düşüşü çok ilginç olmuş. Önce ekranda hafif bir flu ulaşma ve ardından birkaç saniyelik sarsıntı ve karanlık. Sonrasında oldukça yakın mesafeden ve oldukça kötü bir görüntü kalitesiyle gece boyunca lavabonun altını çekmeye devam ediyor. Kameranın yere düştüğünde 3 saat 26 dakikadır çekimdeymiş. Eh bu da bir şey. Sanırım dediğim gibi olacak. Ben kayıt almaya devam ettikçe hayatım normale dönecek. Peki benim buna bir itirazım var mı? Tabii ki hayır. 25 Nisan Pazar, çalışma odam, saat 13. Fazlasıyla sıradan geçen ve bulduğum kamera ayaklığı sayesinde doğru düzgün kayıt yapabildiğim, kazasız belasız iki gecenin ardından bu sabah kulaklarım hayatı boyunca duymayı istemeyeceği şeyleri duydu. Yazım biraz bozuk, titreyen ellerimin kusuruna bakmayın. Önümüzdeki hafta sonu bu evden kesinlikle taşınıyorum. Saat 14.40. Neler olduğunu yazacak kadar sakinleştim. Öyle umuyorum. Bu pazar kahvaltımı her zaman olduğu gibi artık yüzüne aşina olduğum tostçumda yaptım. Tost dediysem öyle bildiğiniz tostlardan değil. Kocaman bir tabakla gelir. Ekstra malzemesini sen kendin koyarsın. Bir de kahvaltı ayarla usta dersiniz. Masadan kuş sütü eksik olmaz. Keyifle yaptım kahvaltımı. Ustama parasını verip selamını aldım. Elimi yüzümü yıkadım. Önüme döndüm. Tam çıkıyorum dükkandan. Elemanlarından biri az önce paket servisten döneni şeytan görmüş gibi baktı yüzüme. Toparlayamadı kendini. Ne oldu oğlum diye sordum. Tefemin tasa atmıştı bu sefer. Konuşturacaktım bu çocuğu. Tuttum kolundan sarstım. Ne oldu oğlum diye sordum. O ara Aydemir Usta Diğer elemanlar ayaklandılar. Hayırdır gibisinden. Başı kalabalıklaşan çocuk iyice telaşlandı. Aynen yazmaya çalışacağım. Selim bir terbiyesizlik mi yaptı? Yok ustam. Bana bir şey anlatacak o. Aramızda. Allah Allah. Hayır olsun. Daha demin gülüşüyorduk. Neye kızdın anlamadım. Vallahi bir şey yok. Biz ikimiz iki dakika dışarıda konuşalım. Geleceğiz. Göz kırptım. Gülümsedim ortam yumuşasın diye bin bir hale girmiş olmalıydım. Dışarı çıktık. Çocuğu karşıma aldım. Çocuk dediysem 16'sında var. Aklı fikri yerinde. Oğlum anlat bana ne olduysa. Bir şey demeyeceğim. Ustana da bir şey uydururuz. Sadece ben bileyim. Anlattı. Bir an için yüzümün yerinde gördüğü yüzü gözlerimin arkasında gördüğü yüzü anlattı elmacık kemiklerimin üzerinden gerilmiş olan saman rengi derimi, inci gibi dişlerimi meydana çıkaran ama gülüşe benzemeyen lanetli sırıtmış incelmiş dudaklarımı anlattı. Göz yuvalarıma küçük gelen içine kaçmış yeşil renkli gözlerimi ki gözlerim kahverengidir normalde anlattı. Amca deli bana hayal gördüm ben diye yalvardı. Neredeyse ağlayacaktı. Tamam dedim. Aramızda, ikimizin arasında alnından öptüm. Cebine parayı sıkıştırdım. Git dedim. Aydemir Ustan bir şey derse benim söylediklerimi tekrarla. Saat 22.20 saatlerdir düşünüyorum. Başıma gelen şeyler daha önce buna benzer bir vakada çalışmıştım ama tamamen zırvadan ibaret olduğu ortaya çıkmıştı. Belki de şimdi de öyleydi. Ben mücadeleyle geçen onca yıl nezarethanelerde yediğim dayaklar, arabamın defalarca patlatılan camları, lastikleri, karımla ayrılışım, olmayan çocuğumuz, annemin gözlerimin önünde eriye eriye ölüşü, ben, ben deliriyordum belki de. En sonunda kafayı yemiştim. inceldiğim yerden kopmuş, dağılmış, bitmiştim. Eğer bu sabah dinlediklerim olmasa, bunlara kolayca inanıp bir rehabilitasyon merkezine yatabilirdim hemen yarın ama hayır işler göründüğünden çok ama çok farklıydı fazla farklı bu gece nasıl geçecek bilmiyorum gene oturma odasında sızarım galiba birazdan kaydı başlatacağım yarınsa özel bir randevum var anlayışlı patronumdan izin koparmayı başardım evimin tüm odalarına da birer ayna astım Holide astım. Bu gece büyük gece. Yarın büyük gün. 26 Nisan Pazartesi. Kafe. Saat 10.50. Banyodaki aynada bir sıkıntı yok. Diğerlerinde de. Kaydı izlemeyeceğim. Ama yine de kaseti diğerlerinin arasına koydum. Patronumdan izin aldım. Birazdan bir ruh bilimci ve şimdilerde doçent olan bir ilahiyatçı, ortaokul arkadaşım ile buluşacağım. Kafenin cam kenarı masalarından birindeyim. Neredeyse gelirler. Az önce de kaya ile beraberdik. Vefalı arkadaşım ihtiyacım olduğu her an arayabileceğimi elinden gelen hiçbir yardımı esirgemeyeceğini söyledi. Hatta bu gece onda kalmam konusunda ısrar etti ama küçük bir çocuk gibi korkup kaçacak halim yok. Hem nereye kadar kaçabilirim ki? Saat 20.30 Ayaklarım eve gitmedi. Onun yerine bu sıralar ondan daha fazla yuvam olan ve beni daha sıcak karşılayan ofisime doğru yönelmiştim. Masamda oturmuş, sessizlik arasında öğlenki buluşmada duyduklarımı sindirmeye çalışıyordum. Bir musallat olma durumu söz konusu olabilir demişti doçent. Eviniz paralel evrende bir boyutsal geçiş bölgesiyle çakışmış olmalı demişti ruh bilimci metafizik uzmanı farklı boyutlar paralel evrenler musallat neler dönüyordu Allah aşkına düne kadar bana herhangi bir sözcükten daha yakın olmayan bu harfler artık tamamen kararan hayatımın yazılı belgeleri gibiydi ruh bilimci kenan bey aynalar biz metafizik uzmanlarının üzerinde hala tam olarak anlaşamamasıyla beraber oldukça büyük bir çoğunluğumuz onların birer boyut değiştirme kapıları, karanlık ya da bir diğer deyimle paralel bilinmez dünyaya açılan geçitler olduklarını düşünüyoruz. Eğer paralel evrendeki özel bir nokta ya da bölge bizim dünyamızdaki bazı spesifik bölgelerle çakışırsa, diğer boyutta bulunması muhtemel metafizik öğeler için onlara herhangi bir isim vermek ne kadar akıllıca bilmiyorum. Canavar, ruh, canlı gibi terimler tam olarak karşılamakta oldukça yetersiz kalıyor. Dünyamıza ve hali hazırda bulunduğumuz boyuta geçme şansı doğuyor. Bunun içinse bazı zayıf noktaları, boyutlar arası çatlakları ve gedikleri kullanıyorlar ki aynaların da bunlardan biri olduğuna inanıyoruz. Aynalar vasıtasıyla bu öğeler evimize, dolayısıyla dünyamıza sızmış ya da sızmaya çalışıyor olabilir. Aynalardaki çatlaklar ise geçitteki öğenin oldukça yoğun bir enerjiye sahip olduğunu gösterir ki bu oldukça nadir rastlanan bir durum. Zira bu tarz öğeler genelde aynadan veya diğer başka çatlaklardan fark etmek sizin geçmekte. Kah aramızda yaşamaya, kah biraz gezinip geri dönmeye daha meyilliler. Ancak Selim Bey anlattıklarınıza göre geçitte bulunan şey oldukça güçlü ve muhtemelen kötü niyetli bir madde üstü öge. Size evinizi değiştirmenizi ve insanları bu konuda uyarmanızı önersem fazla mı ileri gitmiş olurum? İlahiyatçı Atilla Bey ise Sevgili Selim kardeşim bu şekilde olaylar sandığından daha fazla insanın başına gelmekte. Biliyorsun ki Kutsal kitabımızda da geçtiği üzere bizim dışımızda ve bize çok benzeyen akıllı canlıların varlığı kabul edilmiş bir durum ve bizler bu canlılar ile aslında iç içe bir arada yaşıyoruz. Yalnız onların bizim, bizimse onların alemine temasımız yasak ve insanlar için hemen hemen imkan dışıdır. Ama bu durum diğer yaratılmışlar için bize oranla daha kolay bir durum ve biliyorsun nasıl ki Allah'ın emir ve düzenine uymayan kötü karakterli insanlar mevcutsa yine aynı şekilde bu canlılar arasında da kötü karaktere sahip olanları bulunabilir. Bunlar mutlak suretle Allah'a karşı gelmek maksadıyla kendileri için en büyük günahlardan olan insanlarla temas ve onların boyutuna geçme gibi gafletlere uğramış olabilirler. Sözün kısası sevgili kardeşim bu tarz durumlar yani musallat olma durumu çokça ibadet ve benim sana önereceğim. Bazı uzman arkadaşlarımızın yardımıyla bir anlamda geri püskürtülebilir, etkisi azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilir. Bu konuda Allah'tan ümidini kesmemeni ve ona sığmanı tavsiye ediyorum. Evini değiştirmen ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Zira sen farklı mekanlarda, farklı insanların seni farklı ve korkunç suretlerde gördüklerini söylüyorsun. Bu musallatın seninle beraber geldiğini gösterir. Yani Kenan kardeşimizin bahsini ettiği kötücül karakterli öge çoktan bizim boyutumuza geçmiş olabilir. Başımın içinde uğuldayan kelimeler, bunca şeyden sonra bunu da mı yaşayacaktım? Yaşamın zorluklarına bir şekilde göğüs germiş, her düştüğümde kalkmayı bilmiş, tırnaklarımla kazıya kazıya tutunmuştum hayata. Bir bu kalmıştı gerçekten. Ruh bilimci, ricam üzerine kafede biraz daha fazla kaldı. Ben de baş başa kalmamızdan faydalanarak onu biraz daha sıkıştırdım. Peki bu metafizik öğelerle baş etmenin, savaşmanın bir yolu var mı Kenan Bey? Açıkçası bu tarz bir karşılaşma oldukça adaletsiz olurdu. Bizler bu ögeleri özel son teknoloji özel yöntemlere rağmen göremiyoruz ancak hissedebiliyoruz, varlıklarını belirleyebiliyoruz. Dostunuz Atilla Bey iyi niyetli ve inancına sadık bir insan. Ancak ben yine de olayın dini mitlerden biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Bu gerçek anlamda varlığı kanıtlanan bir enerji ve madde size zarar verebilir. Evime inat olsun diye pek çok ayna aldım. Banyodaki aynayı, en çok etkiye maruz kalan aynayı kamerayla kayıt altına tutuyorum. Bu aralar bir hareket yok. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Bu onları oraya daha fazla çekmekten ve güçlendirmekten başka bir işe yaramaz.'' Keşke aynı işini yapmasaydınız. Atilla Bey'in söylediği gibi eğer düşünce yetenekleri varsa eğer onları kızdırabilir size ciddi anlamda takabilirler Selim Bey. Kayıt olayına gelince kayıtlarda bir gariplik olmadığına emin misiniz? Bir an düşündüm. Hayır yani kameranın düşüşü, titreyişi bunlar tamamen fiziksel olaylardı. Zaten daha o anda kuruntu yapmaksızın mantıklı bir açıklama bulmayı başarmıştım. Sonra birden aklıma ufak bir ayrıntı geldi. Aslına bakarsanız çok küçük de olsa bir gariplik var gibi. Kamera iki kez hemen hemen aynı saatlerde titrişme maruz kalıyor, hatta birinde düşüyor. Saat tam olarak kaçta gerçekleşti bu hadiseler? 3.13. Bir an, sadece bir anlığına yuvalardan uğrar gibi oldu sonra da tıpkı benim korkun suretimi görenler gibi kendini toparlamaya çalıştı hemen ne oldu dedim Selim Bey önce o aynalardan sonra da o evden bir an önce kurtulmaya bakın ben gitmeliyim böylece kaçar gibi gitmişti yanımdan 313 bunun bu derece etkili olacak ne anlamı olabilir ki aradığımı bulmam uzun sürmedi 313 sayısı din, büyü ve daha pek çok alanda oldukça gizemli, tesirli bir sayıydı. Ayetel Kürsi cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayetel Kürsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler. Ayrıca sarılı kişiye şeytanın kendisine yardım ettiği sahir, kahin, falcı nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gaza berbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur. Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah'ın izniyle hasıl olur. 313 büyüsü Bu kurbanın uykusunu bağlamakla yapılan bir celbiyedir. Aşağıda yazılı esmalar 313 kere 7 gece okunursa hakkında okunan kimse çok büyük bir ruhi bunalıma kapılır. Uyku uyuyamaz. Okuyana yahut okusana karşı elinde olmayarak da şiddetli bir incizap duyar onu görmek, ona kavuşmak ister. Okunacak esmalar. Bunları ek olarak 313'ün tarih ve siyasette de önemi büyüktü. Bulduğum bilgiler tamamen rastgele, tesadüfi de olabilirdi ama tüm bunlar ruh bilincinin tepkisiyle de birleşince tam bir kabusa dönüştü. Vakit epey oldu. Koltukta sızmayı bekleme zamanı. 27 Nisan Çorbacıdayım. Saat 3.50. Evden deli gibi fırlarken alışkanlık olduğu üzere günlüğümü de kapıp kaçırmışım. İyi ki de öyle olmuş. Yoksa bu satırları yazamazdım. Büyük bir şangırtıyla uyandığımı hatırlıyorum. O an ne olduğunu bile düşünmeden tek yaptığım günlüğü ve anahtarların olduğu montumu kapıp ayağımda terlikler, üzerinde eşofmanlarla dışarıya kaçmam oldu. Hayal meyal o yattığım salonda, geçtiğim koridorda, holde, çatlamış aynaları ve o anın ardından bana bakan yeşil gözleri görebildim. 29 Nisan Perşembe Evdeyim. Saat 20.23 Ofiste yatıyorum artık ama evimden ihtiyacım olan şeyleri almayacak da değilim. Gelmişken biraz da yazmak istedim. Bu evi kendi lanetiyle bırakmak şimdilik en iyisi. Birazdan ortalığın yıkıldığı malum gecenin banyo kaydını da alıp gideceğim. Yeni evim konusunda ise bir günde oldukça büyük ilerleme kaydettim. Kısmetse bu hafta sonu taşınıyorum. Sonrasında ise bu lanetin peşimden gelmemesi için dua edecek ve bu yaşadıklarımı kitaplaştırarak ölümsüzleştireceğim. En büyük kaynağımsa tabii ki şu an okumakta olduğunuz bu satırlar ve kayıtlarım olacak. 5 Mayıs 1999 Çarşamba günü Olay yeri inceleme Tutanı Evin dış kapısı kapalı ancak kilitli değil. Herhangi bir zorlama izi bulunmamakta. Maktülün bedeni banyo girişinde bulunmuş olup vücudunda çok sayıda ayna parçası saplı halde bulunmakta. Banyo aynası tamamen parçalanıp banyo içine dağılmış halde bulundu. Küvet içinde bir kamera ayağı, klasitin önünde merceği parçalanmış ve iç aksamı tamamen yanmış bir adet kamera tespit edilmiştir. Maktulün vücudunda ciddi yanıklar mevcut ve göz yuvaları tamamen parçalanmış halde. Banyo içindeki fayansların büyük bölümü çatlamış durumda. Banyo girişinde yerde ve yer yer kanlanmış ciddi bir defter ajanda benzeri bulunmuştur. Teknik ve tıbbi detaylar için dosya ilgili birimlere sevk edilecektir. Bu kısım sonradan bozuk bir el yazısıyla ve farklı renk kalemle yazılarak tutanağa iliştirilen bir kağıda eklenmiş. Ev içinde üçü salonda olmak üzere ağır derecede hasarlı 11 ayna daha bulduk. Yazarın notu Soruşturma sürecinde Maktül Selim E'nin günlüğünün yanı sıra Kamera kayıtları da incelenmiş ve netice olarak intihar sebep olarak ise ileri derecede şizofreni teşhisi gösterilmiştir. Maktul yakınları 9 numaralı son kasette bulunan şüpheli görüntüleri dayanak göstererek olayı hem ahime taşıdı, başta vatikan olmak üzere dünya basını iki buçuk yıl süren soruşturma süreciyle yakından ilgilenmiş ve görüntüler televizyon kanallarına düşmesinin ardından dünya çapında popülerliğe ulaşmıştır. Maktül'ün günlüğü daha sonra kitap haline getirilmiştir. 9 nolu kasette saat 3.13'ü gösterdiği sırada görülen ayna içinden çıkan bir karaltıya dair görüntüler uzun süre tartışma konusu olmuş. Photoshop olduğunu iddia edenlerin yanı sıra son derece ciddiye alarak bu alanda araştırmalara giden kesimler olmuştur. Tamamen yanan kamera içinde bulunan deforma haldeki 10 no kaset hiçbir zaman izlenemedi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Size anlatacak olduğum olay Ceyhan'ın Tatarlı köyünde geçiyor. Dayım orada yaşarken geceleri balık tutmaya çıkardı ama oranın yerlileri hep bir efsaneden bahsederlermiş. Ağlayan bebek olayı. Tatarlı köyünün her yerinde su gözeleri olduğu için kış aylarında yeraltı sularının buharı yüzünden göz gözü görmezdi. Köyün ileri tarafları yeraltı sularından dolayı hem bataklıkla hem de kamışlarla doluydu. Her gece avlanmaya çıkan dayım bir gece cesaretini toplayıp ağlayan bebek efsanesinin geçtiği derinin oraya balık avlamaya gitmiş. Üstünde lacivert yağmurluk, ayağında kahverengi botla yola çıkmış ve derinin yanındaki kayanın üstüne oturup oltasını atmış. O sırada hafiften bir yağmur çiselemeye başlamış. Sanki çok uzaklardan gelen bir bebek sesi duyar gibi olmuş. Başındaki kapşonu çıkarıp sağa sola bakınmış ama yağmurluğun hışırtısından dolayı pek bir şey anlayamamış. Bunun üzerine kapşonlu geri takmış. İlerleyen vakitlerde bebeğin sesiyle beraber bir ayak sesi ve hışırtı da duymaya başlamış. Bebeğin ağlama sesi çok uzaklardan gelirken ayak sesleri çok yakınından geliyormuş. O hışırtı 2-3 metre ilerisinden gelmeye başlayınca bir an korkuya kapılmış ve oltayı bırakıp hareketsiz bir şekilde durmaya başlamış. Yağmur aniden şiddetini arttırmış ve ardından tekrar kesilmiş. Yağmurun kesilmesiyle birlikte ayak sesleri, hışırtı ve ağlama sesleri de kesilmiş. Dayımın dereye bıraktığı oltanın ucuna birden balık takılmış ve hareket eden balığın etkisiyle kayaya sürten olta bir ses çıkartmış oltanın sürtünme sesinden sonra dayım arkasından bir ayak sesi duymuş ve önceden uzaktan gelen bebeğin ağlama sesi de giderek yaklaşmaya başlamış. O ne olduğu belirsiz kişi ya da varlık artık dibine kadar girmiş. Dayım hemen arkasında olduğunu hissetmiş ama korkudan dönüp arkasına bakamamış. Bir an cesaretini toplayıp arkasına döndüğünde kimse yokmuş. Dayım sabaha kadar o kayanın üstünde hareketsiz oturup gün ağarmaya başlayınca da evine dönmüş. İlk hikaye bu kadar. Şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Yatılı Kur'an kursunda kalan bir gencin bir gece başına gelen cin musallatı ve sonrasında gelişen olayların hikayesi. 14 yaşındaydım. Her şey çok güzel gidiyordu. Yatılı Kur'an kursunda kalıyordum. Kantinden cips, çikolata almıştım. Normalde yatakhanede yemek yasaktı. Bense kantinden aldığım abur cuburları yatağımda gizlice yemiştim. Neyse sonra yatsı namazını kılıp yatakhanelere yatmak için dağıldıktan sonra uyumaya çalıştım. Nedensiz bir şekilde kendimi kötü hissetmeye başladım. Daha sonra uyumuşum. Gece bir ara uyandım ve tuvalete gittim. İhtiyacımı gördükten sonra Tuvaletten çıkınca simsiyah bir köpek gördüm karşımda. İşin asıl ilginç ve korkunç tarafı, köpek bir şeyler konuşuyordu. Bana bir şeyler söylüyordu ve yaklaşmaya başladı. O kadar korktum ki dizlerimin bağı çözüldü ve yere düştüm. Bağırmak, çığlık atmak istedim ama sesim çıkmıyordu. Titremeye başladım. Bu arada köpek o kadar korkunç havlıyordu ki kulaklarım çınlıyordu. Üzerime çıktığı anda tekrar konuşur gibi bir şeyler söylemeye başladı. Söylediklerini anlamıyordum. Ben bayılmışım. Kendime geldiğimde hocam ve arkadaşlarım başımdaydı. Bense yaşadığım şokun etkisiyle hala konuşamıyordum. Etrafım çok kalabalıktı. Kapının oraya baktığımda o köpeği yine gördüm. Bana bakıyordu. Sonra birden kayboldu. Beni yatakhaneye götürdüler. Yattım ama korkudan uyuyamıyordum. Sonra yine korkunç bir olay gerçekleşti. Yatakhanede çok tiz bir ses bağırmaya başladı. O kadar ince ve korkunçtu ki, bir bebek ağlamasından kalın bir sesli bir adamın haykırışlarına dönüşüyordu. Sonra ses başladığı gibi aniden kesildi. Alt ranza'daki arkadaşım titremeye başladı. Ben de korkudan ağlamaya başladım ve sure okumaya başladım. Arkadaşım ayağa kalktı ve bana sus işareti yaptı. O andan itibaren hareket edemiyor, nefes alamıyordum. Arkadaşım gitti, eline bir sopa alarak yanıma geldi. Bir şeyler söyleye söyle bana vurmaya başladı. İşin ilginç tarafı bütün bu olan bitene rağmen diğer arkadaşlarımdan hiçbiri uykularından uyanmıyordu.'' Sabah ezanına kadar beni bu şekilde dövdü. Sabah ilk iş olan biteni hocama anlattım. Hocam beni boş bir odaya götürdü. Yanında siyah bir çarşaf vardı. Odaya girdiğimizde "Sakın korkma." dedi. Yere oturduk. Hoca dualar okumaya başladı. O okudukça ben sanki boğuluyordum. Oda sallanıyordu. Ağlamaya başladım. Hoca birden sustu. Ben göğüs kafesim kırılacakmış gibi acı çekmeye başladım. Sonra acı tüm vücuduma yayıldı. İçimde kıyamet kopuyormuş gibi oldu. Hoca, "Neden musallat oldun?" dedi. "Anlamadım hocam." derken birden çok sert bir tokat yedim. Hocaya ağzımdan gelen her küfür etmeye başladım. Ama aslında ben etmiyordum bu küfürleri. Sanki biri bütün kontrolü ele geçirmiş ve bunları bana o söyletiyordu bense sadece izliyordum. Hoca dualar okumaya başladıkça ben de bağırmaya başladım. Sonra ses kesildi. Hoca kurtuldun dedi. Gerçekten de kendimi daha iyi hissediyordum. Eve git biraz kafanı topla diye hoca izin yazdı bana. Birkaç gün evde kaldım. Evdeyken bir gün annem üst kata yengemin yanına çıkmıştı. Televizyon izliyordum. Kapı çaldı. Dört tane çocuk benim yaşlarımda kapıya geldiler. Çok susadık. Bize su verir misin dedi içlerinden biri. Tamam dedim. Mutfağa giderken kapı kapandı. İçeri girdiler. Niye içeri girdiniz demeye kalmadan bir şeyler söyleyip ellerindeki sopayla bana vurmaya başladılar. Biri boğazımı sıkmaya başladı. Ölüyorum zannettim ve birden zıplayarak koltukta uyandım. Annem başımdaydı neden öldürdün diyerek boğazımı sıkmaya başladı. Bir daha yattığım yerden hoplayarak uyandım. Rüya içinde rüya görmüştüm. Ağlamaya başladım. Her yerim acıyordu. Hemen bizim mahalledik cami hocasına koştum. Hocaya her şeyi anlattım. Hoca oturdu. Dualar, ayetler okumaya başladı. Hoca okurken ben titremeye başladım. İki rekat namaz kılırdı. Kılmak istemiyorum dedim. Ama zorla kıldırdı. Namaz bittikten sonra daha huzurlu hissediyordum kendimi. Hoca gözlerini kapat dedi. Kapattım. Dualar okudu. Sonra bana sen yatağında besmelesiz yemek yemişsin ve devam etti. Besmelesiz yenen yemek ve yatağında yediğin için iblis ve onun soyundan gelenlerin yemeğidir. Cin ifesinden bir çocuk senin yemeğinin artıklarını yemeye gelmiş ve sen onun üzerine yatmışsın o da ölmüş dedi. Şok olmuştum. Hocam bilerek yapmadım dedim. Hoca bana muska yazdı ve hocanın evine gittik. Ölencinin kabilesini çağırdı. Onlarla anlaştı. İki senedir hiçbir sıkıntı yaşamıyorum Allah'a çok şükür. Bu hikaye de bitti. Şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bir grup gencin köy düğünü dönüşünde mezarlık kenarında başlarından geçen ve gerçekten kötü sonuçları olan korkunç bir olay. Sene yanlış hatırlamıyorsam eğer 2011. Ben iki arkadaşım ve şehir dışından gelen arkadaşımın kuzeni olmak üzere dört kişiydik. Köyde bir düğüne katılmıştık. Eğlenirken saat 11 olmuştu. Kalkalım artık dedik. Sonra yine beraberce eve doğru yürümeye başladık. Yolumuz uzun olduğu için bir noktada yol kenarındaki bir mezarlığın karşısında biraz dinlenmeye karar verdik. Bahsettiğim arkadaşın kuzeni mezarlıktaki şehit mezarına bakarak bir takım uygunsuz laflar etti. Biz tabi misafirdir diyerek ses etmedik ama çocuk boyuna konuşuyordu. Bir süre sonra tam yola koyulacakken bu sözüne ettiğim eleman mezarlıkta bir şey gördüğünü iddia etti. Biz önemsemedik. Dalga geçiyor diye düşündük. Sonra dönüp elemanın dediği tarafa bakınca oradaki bir ağacın arkasında köpek şeklinde, gölge gibi bir şeyin gözlerini bize dikmiş, öylece bize baktığını gördük. Köpektir deyip fazla üzerinde durmadık ama daha sonra yürümeye başlayınca içimize bir korku düşünce hızlandık. Biz daha ne olduğunu anlamadan bahsettiğim çocuk bir anda geriye doğru sürüklenmeye başladı. Biz kala kaldık. Görünürde arkasında onu çeken hiçbir şey yoktu ama çok hızlı bir şekilde geriye doğru sürüklenmeye başlamıştı. Biz üç arkadaş onu durdurmak için hamle yaptık ama başaramadık. Bir süre sonra aynı başladığı gibi aniden ve kendi kendine durdu. Üstü başı sürtünme yaralarından kaynaklanan kan içindeydi. Dili tutulmuştu. Bizim de üstümüz başımız toz olmuştu ve yer yer derimiz sıyrılmıştı. O akşam eve nasıl vardık, nasıl yattım hatırlamıyorum. Fakat o arkadaşımın kuzenini bir daha görmedim.